Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde oyun videosu nasıl çekilir bunu öğreniyoruz. Ben Ümit kanalıma hoş geldin. Oyun videosu çekerken piyasada genelde 3 program kullanılır. Bunlardan bir tanesi ekran kartlarımızın programları. Nvidia kullanıyorsanız Shadow Play, AMD kullanıyorsanız Relive programları. Eğer Windows'un kendisinin içerisindeki uygulamayı kullanmak isterseniz bu da Windows G tuşu. Yani Xbox kaydedici, oyun kaydedici olarak geçiyor. Bir de PSI oldukça hakim olan OBS programı var. OBS programını özellikle yayıncılar kullanıyor. Ancak biz sadece oyun kaydımızı yaparken de kullanabiliriz. Peki bunlardan hangisi stabil? Yani bizim bilgisayarımızda en iyi gelen, donmadan oynatan, videolarda çekerken oyunumuza drop yaşatmayan program hangisi diye sorarsanız elbette ki ekran kartlarının kendi kaydedici programları. Bunun sebebi ise ekran kaydederken diğer programlar tekrardan ekran kartına bir sorgu gönderiyor. Yani ekran kartı 30 kare oluşturduktan sonra program ondan kendisine 30 karenin tekrardan fotoğraflanıp verilmesini istiyor. Bu da bize hem işlemci yükü olarak hem de ekran kartı yükü olarak geri dönüyor. Ancak bunun yerine ekran kartı kendi kaydettiği zaten görseli oluşturduğu için aynı görseli anlık olarak iki yere kopyalayabiliyor. Yani birini bize gösteriyor, diğerini video için saklı tutuyor. Bu sebebiyetle ekran kartlarının kendi uygulamaları daha stabil çalışıyor. Ve diğerlerinin oranla FPS düşüşü neredeyse yaşatmıyor. Şimdi gelelim OBS'den kayda. Hadi başlayalım. OBS programı özellikle yayıncıların kullandığı bir program. Ama biz bunu oyun kaydı içinde kullanabiliriz. Eğer daha önceden böyle bir video izlediysen kafan karışmış olabilir. Ancak senin kafanı hiç karıştırmayacağım. En basit yoluyla anlatmaya çalışacağım. OBS Studio eğer daha önce görmediysen OBS Studio sitesine girip Windows seçeneği altından indirebilirsin veya Mac kullanıyorsan Mac altı. Sonra next 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 diyerek kurdum. Obvious Studio'ya atıyorum. Obvious Studio'yu açtıktan sonra eğer ekranınıza gelen bir durum varsa direkt kenarından kapatabilirsiniz. Ben size şimdi tüm ayarları anlatacağım. Kaynaklar kısmına geliyoruz ve ekle diyorum. Ekle sesini altından ekran yakalamaya seçiyorum. Daha sonra tamam diyorum. Şu anda otomatik olarak birinci ekranı mı Eğer çift ekran kullanıyorsanız Buradan ikinci ekranınızı ya da birinci ekranınızı kendiniz seçebilirsiniz. Ben tamam diyorum. İlk olarak kaynaklar ekranımızı ekledik. Şimdi bir de kayıt ayarlarımızı bakmamız gerekiyor. Buradan ayarlar sekmesine geliyorum. Direkt çıkış ayarına geliyorum. Burada basit seçeneğini seçiyorum. Basit seçeneğini seçmemin sebebi sadece oyun kaydetmem. Gelişme seçeneklerde bizim işimiz yok zaten. Tüm ayarlar aslında burada da var. Burada video bitrate hızı bizim için en önemli ayarlardan bir tanesi. Yani saniyede görüntünün kalitesi ne kadar olacak? Yani bunu şöyle gözünüzde canlandırabilirsiniz. YouTube'da izlediğiniz bir videoyu 144p'de izleyebilirsiniz. Full HD'de 4K'da izleyebilirsiniz. Buradaki kalite farkı video bitrate'lerinden çıkıyor. Video bitrate'leri ne kadar olmalı diye sorarsanız eğer oyunlarınızda yakınlaşma uzaklaşma efekti kullanacaksanız 25 megabit bitrate'ini kullanabilirsiniz. Eğer yakınlaşma ve uzaklaşma olmayacaksa bunu 16 megabit bitrate'e hatta 12 megabit bitrate'e kadar çekebilirsiniz. Daha düşük bitrate'lerde oyundaki kalitenin çok düştüğünü fark edeceksiniz. Bulanık bir görüntü, pikselleşmiş bir görüntü karşınıza çıkar. Benim bilgisayarım çok iyi ben bunu o zaman 50 megabit yapayım çok fazla olsun kalitesi diye de düşünebilirsiniz. Burada da gereksiz olarak yük kazanmış olursunuz. Yani 40 dakikalık bir oyun videonuz ortalama 15-16 GB gibi seviyeleri bulacak. Onun yerine siz de benim gibi 25 megabit bitrate'ini kullanabilirsiniz. Tabi burada da yaklaşık 20 dakikalık video 4 GB gibi bir seviyeye ulaşacak. Ancak ben oyunlarda yakınlaşma ve uzaklaşma kullandığım için en uygun seviyenin bu olduğuna karar verdim. Sonraki ayarımız ise buradaki yüksek kalite normal dosya boyutu ayarı. Bunun sayesinde çektiğimiz kaliteler daha düşük dosya boyutlarına sahip oluyor. Bir de kayıt türündeki yani kayıt biçimindeki MKV. MKV'yi birçok program desteklemiyor. Onun yerine MOV veya MP4'ü kullanabilirsiniz. Ben Premiere Pro'da özellikle MOV'u kullanıyorum. Daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. Donanım kodlayıcısına dokunmanız gerekmiyor. Kayıt yolunu isterseniz değiştirebilirsiniz. Daha sonra uygula demeniz yeterli. Buradaki eğer ayarınız, bilgisayarınız çok iyi değilse bunu 12000'e de düşürebilirsiniz. Yani 12 megabit'e de düşürebilirsiniz. Uygula diyorum. Bir sonraki ayarımız video ayarı. Video ayarına geldiğimizde tuval çözünürlüğü yani ekranın kaydedileceği çözünürlük ne diye soruyor bize. Burada da ekranımızın çözünürlüğü neyse onu seçmemiz gerekiyor. Ama çıkış boyutunu değiştirebiliriz. Yani zoom efekti kullanılarak isterseniz full HD görüntüyü 4K olarak çıktı alabilirsiniz. Ama bunu yapmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü bunu Adobe Premiere Pro'da yapabilirsiniz hem daha kolay olacaktır hem de bilgisayarınızı yormayacaktır. Bu da ekran kaydımızın kaç FPS olacağına karar veriyoruz. Eğer oyunlarda ekran kaydığında aynı FPS yakalanmak istiyorsanız ekran kartlarında VSCA yani FPS sabitleme olayını seçebilirsiniz. Ama oyunlarda yüksek FPS e ihtiyacınız varsa o seçeneği kapalı tutun. Ben burada 60 FPS'i seçiyorum. Ekran kartım 130 FPS gibi bir oranda e, oyunlarda FPS veriyor. Yani bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Eğer daha düşük bir FPS istiyorsanız buradan standart olan 30'u seçebilirsiniz. Diğerlerini seçmenizi tavsiye etmiyorum. Ben 60'ı seçiyorum ve tamam diyorum. Bir diğer ayarımız ise ekrana Kameramızı eklemek isteyebiliriz. Yine ekleme menüsü altından video yakalama aygıtı diyorum ve tamam diyorum. Buradan da tamam dedikten sonra benim görselim buraya geliyor. Alt seçeneği ile kenarlarından istediğim gibi kırpabilir ve istediğim konuma koyabilirim. Daha sonra yapmamız gereken sadece kayda başla deyip oyuna girmek. Gerisi kendiliğinden çözülüyor. Ama dediğim gibi burada OBS programı oyunlarda FPS kaybına ve donmaya sebebiyet veriyor. Bir diğer programımız Windows'un içerisinde gömülü olan kendi programı. Onu da Windows G tuşuyla açıyoruz. Diğer ekranımda açıldı. Bu tarafa seçiyorum. Bu tarafta açıldı. Burada da başka bir ayarımız yok aslında. Tek bir ayarımız var. O da görüntü yakalama ayarı. Yani buradaki kayıt butonuna bastığımızda Windows otomatik olarak kendisi karar veriyor. Bunu başlatabilmek için oyunun açık olması gerekiyor. Yani oyuna başlamış, başlamış olmanız gerekiyor. Oyun başladığında bunu buradan açıp kayda başlayabilirsiniz. Peki burada video bitrate hızı ne oluyor? Eğer bir önceki dakikalar izlediyseniz. Buradaki video bitrate hızımıza Windows karar veriyor. Değişken bitrate kullanıyor genelde 8 ile 12 arasındaki bir bitrate'e sahip. FPS ne kadar kullanıyor? Burada da değişken bir FPS kullanıyor. Kimi durumlarda 60 FPS'e çıkıyor, kimi durumlarda 23 FPS'e düşüyor. Ama genel ağırlığı sorarsanız 28 ile 30 FPS arasında sabit kalıyor. Dosya boyutu da 8 megabitte çektiği için çok fazla olmuyor. Yaklaşık 40 dakikalık oyun 2.5-3 GB gibi bir seviyeler kaplıyor. Ama bu da OBS gibi oyunlarımıza donma sorunu gerçekleştiriyor. Son olarak da ekran kartlarının kendi kayıt programını kullanıyoruz. Bunlar da FPS düşüşü çok az ve stabil şekilde çalışıyorlar. Ben de Nvidia bir ekran kartı olduğu için alt Z tuşuyla uygulamamı açıyorum. Burada yapmam gereken ayarlar aslında çok basit. Ayarlar sekmesi altına geliyorum. Ve aşağıdan video görüntü yakalamaya seçiyorum. Burada gördüğünüz gibi ben 25.000 megabiti yani 25 megabiti ya da 25.000 kilobayt seçeneğini seçiyorum bitrate hızında. Videonun önceki kısımlarında bitrate'i daha detaylı anlattım. Buradaki bitrate hızını yakınlaşma ve uzaklaşma kullanıyorsak bence 25 megabit gayet sağlıklı. Eğer biraz daha kaliteli olmasını istiyorsan 30'a da çekebilirsin. Eğer burada çektiğin görüntüyü herhangi bir efekt falan koymadan direkt YouTube'a kompleksleyeceksen yani YouTube'a yükleyeceksen e, burada 16 megabit'i seçmeni tavsiye ediyorum. Çünkü YouTube zaten senin videonu aldıktan sonra belli bir bitrate hızına sıkıştırmak zorunda. YouTube'un kendi sayfasına çözünürlüklere göre bitrate hızları yazılı. Aynı şekilde Twitch'te de bu var. Ben buradan 25'i seçiyorum. 25 ile 16 megabit arasında 20 dakikada yaklaşık bir 1,5 GB'lık bir fark olduğunu görebilirsiniz. Ben 25'i seçiyorum. Ancak sisteminize göre 16'yı da seçebilirsiniz. Hatta 50'yi de seçebilirsiniz ama bu size fazladan bir dosya boyutu. 50 megabit seçtiğiniz zaman yaklaşık olarak 20 dakikası 7,5 GB, yani 40 dakikalık bir oyun oynarsanız 15-16 GB'a geçiyor. Bir de Premiere Pro içerisinde aktarıp video render yani video düzenleyip render almaya kalkarsanız bilgisayarınız oldukça yavaşlayacaktır. Ben optimum seviye olarak 25'i kullanıyorum. Geri diyorum. Burada UHD düzeni var. Bu seçenek altından kameraya gelip kapalıdır sizde. İstediğiniz konumda ben örneğin sağ altı seçiyorum. Bu köşe kameramızı ekleyebiliyoruz. Küçük, orta ve büyük seçeneği var. Büyük oldukça büyük. Ben bu sebeple orta sekmesini kullanıyorum. Kullanacağım zaman. Performans sekmesi altından kapalı olarak gelecek. Sol üst köşeye de FPS sayacını koyabilirsiniz. Ya da temel gecikme oranları örneğin buradaki CPU kullanımı, GPU kullanımı gibi oranları da burada gösterebilirsiniz. Bir diğer ayarımız ise aslında buradaki mikrofon simgesi. Mikrofon simgesinde mikrofonumuz düzenli olarak kaydedilsin mi yoksa sadece basıp konuştuğumuzdan mı kaydedilsin diye bize soruyor. Ya da kapalı mı kalsın. Ben burada bas konuş seçeneğini seçiyorum. Çünkü oyunun üzerine dip ses eklemesini istemiyorum. Yani gürültü eklemesini istemiyorum. Burada bas konuşu seçerken şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Ayarlar sekmesi altından klavye kısa yollarına gelip Bas konuşu oyunun konuşma moduyla aynı seviye, aynı tuşa koymanızı tavsiye ederim. Öne oyun içi bir konuşmanız varsa bunu da yakalaması için bu bas konuşun aynı tuşta olması gerekiyor. Son olarak sesler hakkında şunu da diyebilirim. Ayarlara gelip tek iz oluştur ya da her ikizi ayır diye seçenek var. Burada da sistem sesiyle mikrofon sesinizi ayrı ayrı kaydedilip edilmemesini soruyor. Eğer tamamen hepsini yani şuradaki seçeneği seçiyorsanız her zaman açık seçeneğini seçiyorsanız her ikisi ayrı seçeneği daha mantıklı. Bu şekilde sesinizi daha sonradan temizleyebilirsiniz. Tüm ayarları yaptıktan sonra kayda seçeneği altından başlata seçebilirsiniz. Videonuz başlar. Bittikten sonra kayıtlar alanından bu alanda yani videoların kaydedildiği alandan gidip dosyalarınıza ulaşabilirsiniz. Ya da bu alana gelip tıkladıktan sonra istediğiniz alana kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. Benim biraz videom uzun olmuş olabilir. 3 programı anlatmaya çalışım dilim döndüğünce. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutma. Seni bir dahaki videomda bekliyorum.